Efendim Samsun'un nabzından mutlu günler diliyorum. Bu gece özel bir konuyu, özel bir konukla masaya yatıracağız. 19 Mayıs 1919 tarihe ışık tutacak bir araştırmacı, tarihçi ve yazar Baki Sarısakal bizlerle birlikte olacak. 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dönüm noktalarından bir tanesi. Öncesinde ne olmuştu? Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmasıyla birlikte, Mondros'la birlikte yeni bir süreç başlamıştı. O sürecin sonrasında Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkış hikayesi var. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı bir süreç başlayacak bildiğiniz gibi. Bunları konuşacağız. Bu gece çok özel bir yayın olacak dediğim gibi. Türkiye televizyonlarında, belki dünya televizyonlarında ilk defa İstanbul'dan Samsun'a gelen Bandırma vapurunun içerisindeki tanıklardan tabip ve yüzbaşı Behçet Adil'in kendi sesinden bu yolculuğun hikayesini Baki Hocam gün yüzüne çıkardı. Kızının desteğiyle bunu derledi ve yayın hayatında ilk defa hayata geçirmesini sağladı. Onu dinleyeceğiz ilgiyle hep birlikte. Baki Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Tam başkanlık sistemi, rejim ve yönetim sistemlerinin tartışıldığı bir dönemde 19 Mayıs 1919'da Cumhuriyet'in ilanına doğru uzanan bir sürecin çıkış noktasıydı. Evet. Bunu konuşacağız. Biz gerçekten Cumhuriyet'i de anlayabildik mi acaba? Hı hı. Başkanlık sistemi üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. O konuya da gireceğiz biraz ama isterseniz tam da haftasındayız yarın 19 Mayıs 1919'la ilgili sürecin başladığı bir etkinlikler de olacak Samsun'da. Samsun Türkiye'nin bu anlamda kalbi, nabzını oluşturuyor. Aynı zamanda Gençlik Spor Bayramı'nda. Bütün bunların hepsini tarihçi gözüyle sizden dinlemek istiyoruz efendim. Bize önce 19 Mayıs 1919'a kadar gelen süreci bir özetlerseniz sonrasında bu bahsettiğimiz ana başlıklar üzerinde duralım sevgili hocam. Şimdi Sinan Bey bana bu fırsatı verdiğiniz için Aks TV ve şahsınıza teşekkür ediyorum. Şimdi 19 Mayıs 1919 Samsun'a geçmeden önce ülkenin genel durumuna bakmakta yarar var. Şöyle ki, Balkan Savaşı sonucunda Rumeli'yi terk etmek zorunda kalan Osmanlı Devleti hemen bunun peşine 1. Dünya Savaşı'na giriyor. Evet. Ve 4 sene süren 1914 ile 18 yıllar arasında süren 1. Dünya Savaşı sonucunda 30 Ekim 1918 tarihinde Limna Adası'nın Mondros Limanı'nda Agamemnon isimli İngiliz zırhlısında Osmanlı Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay ile İtiraf Devletleri adına Vice-Amiral Kaltorp arasında 25 maddeden oluşan Mondros Silah Bırakışması imzalanıyor. Şimdi anlaşma metnine baktığımız zaman metnin içinde Samsun'un adı geçmemekle beraber, Canik bölgesi geçmemekle beraber ilgili maddeler Osmanlı Devleti'ne ait tüm limanların ve iskelelerin önemli yerlerin işgal ediciyle ilgili maddeler var. Bu maddelerden bir tanesi de 7. madde. Çok önemli. Mondros Silah Bırakışması'nın en önemli maddesi 7. madde. 7. madde diyor ki, İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri anda Anadolu'nun herhangi bir yerini işgal etme hakkına sahiptirler. Bu doğrudan doğruya tüm Anadolu yaylasının düşmanın işgaline açık hale geldiğinin işareti. Bir daha tekrar eder misiniz 7. madde efendim? 7. madde diyor ki, İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikede hissettikleri anda Anadolu'nun herhangi bir yerini işgal etme hakkına sahiptirler. Bu doğrudan doğruya tüm Anadolu'nun işgaline yol açan bir madde. Evet. Çok açık önemli bir madde. Yani. Tabii. Şimdi o dönemde Avrupa'da Türkler aleyhine Mondros bırakışmasından sonra Türkler aleyhine müthiş bir kampanya yürütülüyor. Bu kampanyanın başında Yunanlılar çekiyor. Yunanlılar istatistiği bilgileri çarpıtarak kendi lehlerine çevirmek amacıyla ve Trabzon'dan İnebolu'ya kadar İngilizlerin denetiminde olan bölgenin işgal edilmesini istiyorlar. Hmm. Bunun için de elinden geleni yapıyorlar ve buradaki Rumları kışkırtarak kargaşa yaratıyorlar. Tabii bölgede, Karadeniz bölgesinde bir huzursuzluk kaynağı var. Bu huzursuzluk kaynağı sonucunda İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Ahmet, Padişah Vahdettin'in huzuruna çıkıyor ve diyor ki, Türkler silahlandı, Rumları öldürüyor. Karadeniz bölgesinde asayişin yeniden temin edilmesi için güvenilir bir kişinin oraya gönderilmesi gerekir diye
dayatıyorlar, padişaha diretiyorlar ve bunun sonucu olarak da padişah Vahdettin o dönem güvenebileceği kişilerden seçim yapıyor ve Mustafa Kemal'i seçiyor. Nedenine gelince Mustafa Kemal bunun yaverliğini yapmış. Almanya seyahati sırasında Vahdettin'in şehzadeliğinde yaverliğini yapmış olan bir kişi. Mustafa Kemal'in İttihat Terakki ile ilişkisi de yok. Yani o bağlamdan da sicili Vahdettin'in tabii güvenebileceği bir kişi. Peki İngiliz... o dönemde Karadeniz'de bu olaylar yaşanırken yani işgal kuvvetleri özellikle Rumlar ve İngilizlerle Karadeniz bölgesinde etkinlik gösterirken Anadolu'nun diğer kısımları da Fransızlar, İtalyanlar tabii, ve... işgal altında. Peyderpey işgal ediliyor. Şimdi Samsun'da İngiliz ve Fransız işgalinin gerçekleşmeden önce buraya İngiliz ve Fransız donanması geliyor ve mutasarrıftan ve bölgenin ileri gelenlerinden bilgi alıyor. Daha doğrusu Rumlardan, Rum ileri gelenlerinden bilgi alıyor ve işgalin alt tabanı hazırlanmaya, oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki buradaki asayişsizlik konusunun asıl nedeni Rumlar. Ve Rumların da başında bulunan Germanos Karavengeris denilen bir kişi var. Bu evet. Metropolit. Samsun Amasya Metropoliti. Bir numaralı resim girdiği zaman Germanos'u bu kişi, Germanos denilen kişi buradaki Rumları örgütleyerek bir bağımsızlık Pontus Devleti diyelim daha doğrusu. Pontus Devleti işte Germanos Karavengeris denilen kişi bu. Germanos Karavengeris denilen kişi Samsun Amasya Metropoliti olarak atanıyor 1908 yılında. Daha önce Kesri'ye, Kostarya ya da Yunanistan'da bugünkü adıyla Kostarya, Osmanlı dönemindeki adıyla Kesri'de metropolit olarak görev yapıyor. Osmanlı Devleti bunu Samsun Amasya Metropoliti olarak tayin ediyor. Bu Samsun'a geldikten sonra Kadıköy'de Mercanis denilen kahve, bu resim kalkabilir. Mercanis denilen kahvede Kadıköy'de Rumlarla meskun olan bir yerdir. İlk silahlı Rum birliklerini oluşturuyor. Hmm. 50 kişilik. Ve bunlar bölgede bulunan Rumların da desteklemesiyle, zengin Rumların desteklemesiyle Samsun'da köyleri basıyorlar. Öldürme olaylarına girişiyorlar. Tabii bu demin de ifade ettiğim gibi İstanbul'a tam tersi olarak yansıtılıyor. İşte Türkler silahlandı. Rumları öldürüyor. Halbuki tam tersi var. Rum çeteleri, Türkler, Türkler de nefs-i müdafada bulunmak için bazı Las çetelerinden yardım istiyorlar. Ve bunlar koruma altına alsın bizi diye o çetelere para ödüyorlar. Şimdi baktığımız zaman Samsun genelinde ekonomik anlamda güç Rumların elinde. Zaten Karadeniz sahilinde çoğunluğu teşkil eden en büyük yer Samsun. 11 bin nüfus var kent merkezinde. Bunun evet 6 bin kişisi Rum. 11 ve bin kişi var. 11 bin kişi 1900, var. 6 bin kişi. 8'de yıllardan bahsediyoruz. Hayır, 1919 yılından bahsediyoruz. 11 bin kişi var. 11 bin kişi var. Bunun 6 bin ne? Kişisi Rum. Rum. Yani Karadeniz bölgesinde baktığımız zaman şehirlerde en fazla Rum nüfusa sahip olan yer Samsun. Burası. Evet. Samsun. Önemli bir nokta daha söyleyeceğim size. Samsun'a baktığımız zaman belediye başkanı bir Rum. Papaz oldu Yorgaki. 1908 yılında seçilmiş olan bir Rum. Yine belediye meclisine baktığımız zaman üye sayısına 6 tane üyeden 5 tanesi Rum, 1 tanesi Türk. Yine ziraat odaları meclisine baktığımız zaman 4 tane Rum üye var. 3 tane Ermeni üye var, 2 tane de Türk üye var. Şimdi ekonomik gücü eline geçiren Rumlar siyaseten de Helenizm programlarına başlıyorlar. Helenizmi bunlar Balkan Savaşı 1908'de başlıyor daha doğrusu. 1908 yılında daha önceleri de var tabii. Bu 1870'li yıllarda Ioannis Savvadis denilen bir kişi bir kitap yazıyor. Helenizmle ilgili bir kitap. Bu kitapta Pontus Devleti'ni kurma hayalleri var. 1908 meşrutiyetle beraber bu hayaller gelişiyor. Balkan Savaşı'nda daha güçleniyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan mütareke döneminde de daha palazlanıyor. Evet, palazlanıyor. Şimdi tabii bunu gerçekleştirmek için de demin de ifade ettiğim gibi çeteler oluşturmaya başlıyorlar. Ve bu çeteler
Türk köylerine saldırıyorlar. Amaç bir Pontus devleti kurmak. Şimdi Mustafa... Zaten hazır ülkenin işgal edilmesiyle ilgili süreçte o bahsettiğiniz 7. madde de buna imkan verecek. Tabii veriyor. Peki efendim orada şu da tartışılıyor. Atatürk'ün Samsun'a gelmesiyle ilgili, görevlendirilmesiyle ilgili, padişahın yönlendirdiğiyle ilgili konu üzerinde de spekülasyonlar yapılıyor. Gerçekten bu işin aslını sizden dinleyebilir miyiz efendim? Şimdi önce bir sözcük hatasını düzeltmek lazım. Buyurun. Atatürk gelmedi Samsun'a. Çok bu çok yanlış bir kullanım. Kronolojik sıraya baktığımız zaman tarihte bu çok önemlidir. Buraya çıkan Mustafa Kemal Paşa'dır. Atatürk soyadı yasasından sonra olmuştur. Evet. Yani buraya çıkan Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da çıktığı anda Samsun'da İngiliz ve Fransız işgal kuvvetleri vardır. İngiliz işgal kuvvetleri komutanı Yüzbaşı Solter 200 kişilik bir kuvvetle Samsun'a çıkmıştır. Yine Fransız üsteğmen, jandarma üsteğmeni Favron vardır. Küçük bir kuvvetle de olsa. Bunlar bugünkü Atatürk Anadolu Lisesi olan yeri İngiliz askeri kışlası haline getirirler günümüzde. Ve İlyasköy'deki kışlaları işgal ederler. Tabii bu işgal sonucunda dediğinizi unutmadım, sonra oraya geleceğim. İşgal sonucunda iki numaralı fotoğrafı girersek bu fotoğrafta Samsun'un ilk defa yayınlanan fotoğraflardan birisidir bu. Samsun'daki İngiliz işgal kuvvetlerini gösterir. Gemiden Samsun. Bakın burada bayrakları olan, İngiliz bayrağı olan İngiliz işgal kuvvetleridir. Karşıda da Büyük Camii ve tepede de yine bugün ruh ve sinir hastalıkları hastanesi olup şimdi zannediyorum bir yangın geçirdikten sonraki konumunu bilmiyorum. Hastane. Samsun İngiliz işgali altındadır burada. Hmm. Bu fotoğrafta ilk defa yayınlanan fotoğraflardan birisidir. Yine 1919 yılında Temmuz ayında Batum'un boşaltılmasını bahane eden 150 kişilik bir Hint, Avusturya ve Yeni Zelanda askeri de yine Samsun'a işgal kuvvetleri olarak gelir. Yüzbaşı Solter bugün Bankalar Caddesi'nde Ziraat Bankası emekli ödemelerinin yapıldığı binanın da oturmaktadır. Orası işgal kuvvetleri komutanlığıdır. Solter'in oturduğu yerdir orası. Şimdi o dönemde Samsun'da belediyede Ahmet Efendi denilen bir başkan vardır. Belediye başkanı vardır. Selim Paşa isminde bir tehcir divanı harbi kurulur. Bu işgalci kuvvetler ve Selim Paşa'nın tehcir divanı Türk halkı üzerinde büyük bir baskı oluşturur. O dönemde radyo, televizyon olmadığı için de ajans telleriyle gelen haberler belediyenin önünde kara bir tahta vardır. O tahtaya yazılır. Bu yazıları okuyan Türk halkı, Samsun halkı iyice bezginliğe kapılır. Bir çıkış yolu aramaya başlar. Bu çıkış yolunu arayan sadece Samsun halkı değildir o dönemde. Mustafa Kemal isimli bir komutan da İstanbul'da ne yapılabilir sorusunun yanıtlarını aramaya başlamıştır. Arkadaşlarıyla, çevresiyle beraber. Tabii çevresiyle beraber ne yapılabilir diye çalışmalar yapmıştır. Şimdi biraz önce söyledim, Samsun'da Pontusçu çeteler var dedim. Bu çeteler, daha doğrusu Samsun Balkan Savaşı'ndan sonra Balkanlardan göç eden Türkler Çarşamba yolu üzerindeki Kirazlık, Andırya, Antyeri bugün, işte Gevgeviş civarında diğerinde toparlanıyorlar. Oraya yerleştirmek istiyor. Buralar Rum köyleri. Rumlar isyan ediyorlar. Bu köyleri istemiyorlar. İlk Rum kalkışması o şekilde meydana geliyor burada. Tabii Osmanlı Rumlar ayaklanınca bundan vazgeçmek zorunda kalıyor. Samsun merkezinde Rumlar Türklerin yerleşmiş olduğu Hançerli Mahallesi, Pazar Mahallesi, Kaleiçi Mahallesi, Çayırişi, bugünkü adıyla Cedid ve Büyük Cami etrafına o dönemde Megde Mahallesi diyorlar. Bu civarda Müslüman mahallelerinin yanında yeni yeni Rum mahalleleri teşekkül etmeye başlıyor. Bu da Samsun'daki etnik yapıyı, nüfusu değiştirmeye yönelik olan hareketler.
Tabii demin de ifade ettim. Şimdi Mustafa Kemal İstanbul'da bu durumu nasıl, yani işgal Türkiye'sinden nasıl bağımsızlık yoluna adım atabiliriz'in düşüncesi içinde. Bunun için İstanbul'da bir takım temaslar yapıyor ve bu temasları sonucunda artık İstanbul'da vatanın kurtarılması için bir şey yapılamayacağı inancına kapılıyor ve böylece arkadaşıyla beraber karar alarak Anadolu'ya geçmenin çarelerini arıyor. Kendisi Anadolu'ya geçmeden önce güvendiği arkadaşlarını Anadolu'ya yolluyor. Bunlardan bir tanesi Kazım Karabekir'dir. Doğudaki orduyu diri tutmak, silahlı olarak teslim etmeyen bir ordudur Kazım Karabekir'in ordusu. Onu gönderiyor. Daha sonra Ali Fuat Cebesoy'u gönderiyor. Güvendiği arkadaşlarını Anadolu'ya gönderiyor. Sonra da kendisi Anadolu'ya geçmenin biraz önce söylediğim gibi çarelerini arıyor. Bu dönemde de yine ifade ettiğim gibi padişahın en güvendiği kişilerden birisidir. Sizin dediğiniz gibi padişahla görüşmeler yapılıyor. Ve Yıldız Sarayı'nda böyle bir görüşme oluyor. Şimdi Yıldız Sarayı'ndaki görüşmede bazıları iddia ediyorlar. Diyorlar ki Mustafa Kemal padişahın adına orun göndermesiyle gelmişti. Doğrudur padişahın adına. Çünkü padişahtır, tam yetkilidir. Onun direktifleriyle, emirleriyle gelecek. Karadeniz'deki Rum kargaşasını ortadan kaldırma ile ilgili görevlendiriliyor. Görevlendirme Rum kargaşasını durdurmak değil. Türklerin elindeki silahları topla. Şuralar varsa diyor burada kurulmuş olan şura idareleri bunları önle diyor. Samsun bölgesindeki huzur ve sükunu diyor sağla. Bölgedeki silahları topla. Amaç bu. Evet. Sadece siyasi değil, askeri değil. Siyasi bir takım amaçları da var. Evet. Bu amaçlarla İşte demin söylediğim gibi İngilizlerin de onayı alınıyor ve Yıldız Sarayı'ndaki görüşmeye geleyim tekrar. Yıldız Sarayı'nda Mustafa Kemal Vahdettin'le görüşüyor. Bilinen bir durumdur. İlgili olan herkes hatırlayacaktır söylediklerimi. Paşa diye başlıyor. Evet, padişah bir tarih kitabını alır Yıldız Sarayı'nda, masanın üzerine koyar. Mustafa Kemal karşısındadır ve der ki, paşa, şimdiye kadar senin yaptığın hizmetler bu kitaba girdi. Bundan sonra yapacağın hizmetler daha mühimdir. Benim mülkümü kurtaracaksın der. Bakın burada önemli bir ayrıntı var. Mülk, vatan. Osmanlı'da vatan kavramı yoktur. Mülk kavramı vardır. Evet. Mülk padişahındır. Yani diyor ki sen, tercüme ederek söylüyorum ben açık şekilde... Sen diyor benim mülkümü nasıl kurtaracaksın? Gideceksin İngilizlerin isteğini yerine getireceksin. Türklerin elindeki silahları toplayacaksın. Orada huzuru sağlayacaksın. O zaman küçük olsun benim olsun anlayışıyla benim saltanatım devam edecek İstanbul ve civarında. Yani amaç bu. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ile ilgili bir durumdan bahsetmek söz konusu değil. Hayır. Bir ulusun Murat kurtarılması yani. Falan yok. Kendi mülkümle ilgili. Tabii İstanbul ve civarı küçük olsun ona bile razıdır zaten. İngiliz Muhipleri Derneği vardır. Onun hayranıdır. İngilizleri Sevenler Derneği'dir Türkçesi. Onun hayranıdır. Damat Ferit ve Ayan üyeleri, hükümet üyeleri hepsi bunun üyeleridir. Hatta halkın arasında bile bir laf vardır o dönemde. Asılırsan İngiliz sicimiyle asıl der halk. O kadar güvenir İngiliz'e. Ve böylece padişah da İngilizlere güvenir. Kendi geleceğini İngilizler de görür. Bu kendi geleceğini İngilizler de görme de demin ifade ettiğim gibi ancak İngilizlerin isteğini yerine getirirsen beni kurtarırsın. Benim mülkümü kurtarırsın. Konu bu. Konu bu. Şimdi zamanımızı çok etkili kullanmak açısından söylüyorum sevgili hocam. Değerli izleyiciler, Baki Sarısakal konuğumuz ve 19 Mayıs 1919'u günümüze taşımaya çalışıyoruz şu anda. Ve Türkiye'de dünya televizyonlarında bir ilki gerçekleştirecek. Sevgili hocamın önemli bir kaydı var. Tabip Yüzbaşı Behçet Adil, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a gelen 18 kişi olduğu söylenen, sayın hocam bununla ilgili değerlendirmelerde bulunacak, yolcuların içerisindeki bir kişi ve kendi sesinden ilk defa bu yolculuğu anlatacak. Bu dediğim gibi televizyonlarda ilk defa yayınlanan bir kayıt. Arzu ederseniz sevgili hocam, zamanımızı da efektif kullanmak açısından söylüyorum. İsterseniz o kaydı bir dinleyelim. Tabii. Sonra o kaydın üzerinden değerlendirmeleri yapalım. Evet. Ve sonra da
Cumhuriyet'in ilanına gelelim. Olur tabii, mu sevgili hocam? Tabii. Şimdi gerçekten önemli bir kişi Behçet Adil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi tarih kitaplarında ve yanlış bir bilgilendirme var. Bu yanlışlık da Fethi Tevetoğlu denilen kişiden kaynaklanıyor. Bir ara Samsun Sanatörlüğü'nü yapmış olan bir kişi. Bu Mustafa Kemal ve 18 silah arkadaşı diye tutturmuş. O şekilde devam ediyor. Halbuki Mustafa Kemal 18 kişi değil. Karargahı tam 56 kişi. Kendisi de dahil olduğu zaman 57 kişilik bir karargah. Ve bunların içinde biraz sonra isimlerini söyleyeceğim. Yüksek rütbeli subaylar var. Mustafa Kemal'in 18 kişinin arasında sivil memurları alıyorsunuz. Yüzbaşı rütbesinde olan, üsteğmen rütbesinde olan kişileri silah arkadaşı olarak saymıyorsunuz ve 18'de sınırlandırıyorsunuz. Bu yanlış. İşte bunu düzelteceğiz bu akşam. Şimdi dinleyelim. Şimdi evet. Behçet Adil birlikte Bey'i. Değerli izleyiciler, Behçet Adil'in kendi sesinden Bandırma yolculuğunu, İstanbul'dan Samsun'a uzanan yolculuğu hep birlikte dinleyelim efendim. Dokuzuncu ordu Mustafa Kemal Paşa'nın idaresinde 9. ordu karargah tabipliğine tayin edildiğini kırılıyor. Tebliğ ettiler. Ben de gereken evde hazırlığını yaptım. 19 Mayıs günü hemşiremin evinde ablama ve yeğenlerime veda ederek Beşiktaş'tan ayrıldım. Bir sandalle Galata Köprüsü'ne, Galata rıhtımına çıktım. Daha önce de müfettişlik karargahında lüzumlu olan sihir malzemeyi almıştım ve Bandırma vapuruna yollamıştık. Hatta Bandırma vapurunu bir defa da ben teftiş ettim. Acaba temiz mi değil mi diye. Tamamıyla baktım, bütün kameralar hepsi tertemizdi. Geldim, onu haber verdim şeye. Efendim, Mustafa Kemal Paşa'ya. Ondan sonra Galata rıhtımında artık bekliyorduk. Mustafa Kemal Paşa geldi. Arabasından indi. Arkasından Fethi Okyar geldi. Onun arkasından Rauf Orbay geldi. Ayakta ipiyle çelik saat, yarım saat kadar konuştular. Efendim. Ondan sonra Mustafa Kemal Paşa bir motorlu sandala bindi. İpice uzakta, rıhtımdan uzakta demirlemiş olan Bandırma vapuruna hareket etti. Arkasından biz de bir sandalla vapura hareket ettik. Vapura çıktık. İAŞ'a maddelerimizi şeyden almıştık. Galata'daki, işedeki, rıhtımdaki büyük bakkaliyelerden tamamıyla almıştık. Artık karıyla irtibatımız kesilmişti. Vapurumuz hareket etti. Fakat bütün içimizde bir acı vardı, bir sızı vardı.
O da 3 gün evvel haberini aldığımız İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali keyfiyeti. Biz bu acıyı kalbimizde taşıyorduk. Vapurumuz hareket etti. Vapurumuz Kız Kulesi önlerine vardı. Ve vapur orada durakladı. Saat öğleden sonra 3-4 sıralarındaydı. Orada bir saat kadar bekledik. Niçin beklediğimizi bilmiyorduk. Bazıları dediler ki, bazı arkadaşlar vapuru İngilizler teftiş ediyormuş falan dediler. Efendim. Neyse bir saat sonra vapurumuz oradan hareket etti. Efendim. Boğaz'a doğru yol almaya başladık. İskeleler tekü tenha idi. Beşiktaş iskelesinde, Üsküdar iskelesinde daha diğer efendim Beylerbeyi efendim bütün iskelelerde bir fert, bir canlı mahluk görülmüyordu. Sanki İstanbul bir şey içerisindeydi, keder içindeydi. Efendim nihayet Yeniköy'den geçerken yukarıdaki yerlerden birisinden bir mendil sallandı. Beyaz mendil bizi uğurladı bir saat. O da yine Mustafa Kemal'i tanıyanlardan bir saat olduğu anlaşıldı. Oradan hareketimiz devam etti derken Mustafa Kemal Paşa kamerasından çıktı. Biraz güvertede oturalım dedi. Güvertede çıktık hepimiz. Zaten mevcudumuz 11-12 kişiydik. Ekranet reisi falan dahil olun. Minibüs Revgeri de falan dahil olun. Hayati Muzaffer Bey. Efendim, vapurumuz yol alıyordu artık Karadeniz'e doğru. Fakat efendim, bir de hafif dalgalar başladı, hafif dalgalarla karşılaştık. Hava serinledi. Başımız yok artık, şeye inelim dedi, kameramıza inelim dedi. Biz de çekildik kameramıza. Karargah kumandanımız Mustafa Efendi vapur kaptanın yanına gitmiş. Kaptanın Kayserli olduğunu haber alınca bana haber yolladı. Doktor gel hemşerimi buldum burada diye. Ben de çıktım kaptanın yanına. Efendim. Kaptanın adını bugün hatırlayamıyorum. Fakat Kayserliymiş kaptan. 20 seneden beri bu denizde böyle kaptanlık edermiş. Dedim acaba dedim bu dalgalar fırtına azacak mı acaba? Daha ileri gittikçe dedim. Sordum. Bunlar efendim geçmiş bir fırtınanın ölü dalgaları. Artık bundan sonra fırtına olmaz diye cevap verdi. Ona da memnun oldum. Bir müddet gittik. Ondan sonra ben de kameraya çekildim. Yanımda da deniz sultanlara karşı ilaç taşıyordum. Kimi deniz tutarsa arkadaşlardan ona o ilaçları veriyordum. Nihayet gece yarısı İnebolu'ya geldik. İnebolu'da vapurumuz durdu. İnebolu kaymakamı olacak. İnebolu'nun yüksek, İnebolu yeni tayin edilmiş bir memur. Ailesinden beraber bizim vapurduymuş. Onlar çıktılar. Çalapa dedikleri büyük kayıklardan birisine bindiler. Onları orada terk ettik. Sonra bizim vapur hareket etti tekrar.
Geceyi de burada geçirdik. Ha? Hayır. Vapurt'tan olmadı. Geceyi vapurda geçirdik. Tam öğle üzeri Sinop'a vardık. Vapurumuz Sinop'ta durdu. Sinop memurları, yüksek memurları, Sinop Mutasarrafı vesaire, Zevat geldiler. Paşamızı karşıladılar. Paşamızla beraber Siyerisimiz İbrahim Talibi, sonra Mavini Refik Bey. Sonra Yaveller falan hepsi Sinan karaya çıktılar. Biz birkaç arkadaş vapurda kaldık ÖRT'de. Derken Sinop'tan 2-3 delikanlı geldi yanımıza. Selamlaştık. Aman bey kardeşim, bize silah veriniz dediler bu delikanlılar. Bu gece Bafra Fener'in bekçisini rinçeteleri öldürdüler. Köyden dışarı çıkamıyor hiçbir Türkler. Rinçeteleri buraları kasıp kavuruyor. Aman bize silah verin dediler. Biz de silah ne geçer? Biz de dedik ki işte şimdi bizim paşamız bu işleri hal için gidiyor. Bu yolsuzlukları önlemek, bu çeteleri tehdit için gidiyor. İnşallah kısa bir zamanda bunların vücudu ortadan kalkar, rahat edersiniz dedik. Sonra paşamız ve mahiyet erkanı vapura döndüler. Paşamız ve mahiyet erkanı vapura döndüler. Vapurumuz akşam üzeri hareket etti. Sabahın erken saatlerinde deniz çok sakin bir zaman. Çarşaf gibi parlıyordu. Kendimizi Samsun'un önünde bulduk. Çıktık. Kameralarımızdan çıktık. Mustafa Kemal Paşa gayet güzel giyinmiş arkasını. Efendim. Biz de ondan uzaktık. Yöğretenin beri tarafında onu da ona bakıyorduk. Sahilden bir kayık geldi. Çıktı kayık. İçinden bir binbaşı çıktı. Vapurumuza çıktı. Güverteye çıktı. Geldi paşamızın önünde selam durdu. Paşa onun elini sıktı. Ve paşamızı aldı kayığa. Yine mahiyetinden bir iki şube müdürlerimizle beraber efendim Samsun iskelesine hareket ettiler. Hayır. Samsun'da orada iskelede bir müzikle karşılandı paşamız. Biz onu yalnız kulağımızdan duyuyorduk. Uzaktan göremiyorduk. Aradan bir zaman geçti. Sonra bizim için de bir takım kayıklar geldi. Eşyalarımızı doldurduk. Biz de çıktık. Samsun'un iki iskelesi vardı. Bu söylediğim paşanın çıktığı iskele
Gart'taki iskeledir. İsmini hatırlayamıyorum. Biz de çıktık Samsun'a. Samsun caddeleri hiç adım atacak yer yok. Herkes omuz omuza gidiyorlar. Bir kısmı tabii önden paşamızı takip ettiler, gittiler. Biz arkadayız artık. Efendim, tabip yüzbaşı Behçet Adi'nin kendi sesinden Bandırma evet. yolculuğunu dinledik. Sevgili Erdem Çakmak, aslında kayıtlar çok daha problemliydi. Evet, çızırtılı. Çok çızırtılıydı. Ancak bu kadar temizlenebildi değerli izleyiciler. Fakat gerçekten de çok etkileyici. Evet. Tabip yüzbaşının bu yolculuğa tanıklık etmesi. Kaptan ismini hatırlayamadığını söyledi. İsmail Hakkı. İsmail Hakkı mıydı efendim? Peki bu tabip yüzbaşı Behçet Adi'nin sanıyorum kızına vermiş. Bunun evet, bir hikayesinde evet, sizin elinize nasıl geçti? Bunu da anlatır mısınız efendim? Şimdi şöyle, demin de sizle konuşurken söylemiştim. Mustafa Kemal ve 18 arkadaşı Samsun'a çıktı. Edebiyatı yaygın olduğu için yanlış olarak. Mustafa Kemal'in 56 kişilik bir karargahı var. Kendisiyle beraber 57 kişi. Bunların içinde yüksek rütbeli olan subaylar da var. Şimdi ben bu subayların isimlerinin peşine düştüm. Bunlardan bir tanesi de Behçet Adil Bey'di. Behçet Adil Bey sadece ismini biliyorsunuz. Behçet Bey diye. Adil'in de sonradan öğrendim. Behçet Bey diye. Yüzbaşı Behçet. Tabip Yüzbaşı Behçet olarak geçiyor kayıtlarda, Osmanlıca kayıtlarda. Şimdi onun haricinde mülhak yani yardımcı yüzbaşı Rauf var. Yüzbaşı Hersekli Ahmet Efendi var. Mülhak Teğmen Zebur var. Teğmen Ruhsat var, Emir Subayı Yardımcısı. Ali Rıza Efendi var, Adli Müşavir. Rahmi Efendi var, Tabur Hesap Memuru. Ahmet Nuri Efendi var, Tabur Hesap Memuru yine. Zabıt Vekili Tahir Efendi var. Yahya Efendi var, Alay Katibi. Süleyman Efendi var, Tabur Katibi. Şükrü Efendi var, Hesap Memuru. Ve Çavuş Onbaşı Er olarak 56 tane kişi var. Yani gemide. Gemide. Karargah olarak. Yalnız izleyicilerin de dikkatini çekmiştir. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sadece Mustafa Kemal ve arkadaşlarını taşımıyor Bandırma vapuru. Sivil yolcular var. İnebolu'da iniyorlar. Sinop'ta iniyorlar. Sinop mutasarrıfı var. Hatta yani yolcuları var. Sivil yolcuları var. Yine askeri yolcular var. Sadece Mustafa Kemal ve karargahını getirmiş olan bir gemi değil Bandırma vapuru. Onunla beraber gelen yolcular var. Bunlar peyderpey iniyorlar. Tabii bunların hayvanları da var. Onlar da yine Bandırma vapuruyla naklediliyorlar. O nedenle bir büyük yanlışlığı burada düzeltmekte yarar var. Evet. 18'den vazgeçelim. 18 dersek diğerlerine haksızlık etmiş olur. Karargahta 56, 56 kişi. Birlikte Mustafa Kemal Peşin'le birlikte 57 kişiden tabii bahsediyor. Tabii bir de gemi mürettebatı var. Gemide kullanan kişiler var. İşte çarkçısı var, kaptanı var. İsmail Hakkı Durusu, kaptan demin söylediği Behçet Bey'in unuttum ismini dediği Kayserili olan kişi. Yine yani 10-15 kişi de gemi mürettebatı var. Bandırma vapurunda Samsun'a yol alan kişiler bunlar. Şimdi Bandırma vapuruna da bakmak lazım. Çünkü Bandırma vapuru da çok suistimal ediliyor. Hatta bir ara Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek Ankara'nın billboardlarını lüks bir gemiyle donatmış. İşte asıl Bandırma vapuru bu diye Ankara'da görücüye çıkarmıştı. O muydu fakat, efendim peki? Hayır efendim öyle bir şey yok. Yalnız bu Bandırma vapuru dediğimiz zaman onun tarihçesine bakmakta yarar var diye düşünüyorum. İngiltere'nin Paisley tezgahlarında imal edilmiş olan küçük bir gemi bu. Öyle büyük, transatlantik gibi bir şey değil. Peki bugün bizim müze olarak kullandığımız aynısı mı? Aynı. Bakın önce bir İngiliz şirketi sahip oluyor. Gemiye Trecadero adı veriyor. Trecadero adı veriyor. Sonra bir Rum satın alıyor gemiyi. Kimiri adı veriyor gemiye. İstanbul
Rum'daki geminin adı yine bir Rum'un eline geçiyor. Bu sefer geminin adı Panterma oluyor. Panterma. Ve gemiye Seyr-i Sefa'in idaresine geçtikten sonra Bandırma ismi veriliyor. Yoksa bir de şu gerçeği düzeltmekte yarar var. Efendim, İsmail Hakkı Durusu kaptan, Karadeniz'i bilmeyen bir kişidir. Hiç denizi bilmez, ilk defa çıkıyor. Onlar palavra, yalan. Söylüyor zaten. Tabii senelerce, 20 yıl. Tabii bu işi yapmış olan yapmış. Bir kişi. 20 yıl pusulası bozuk, yani. Yok öyle bir şey. Yani siz güvendiğiniz bir adamı kendi çıkarınızı kurtarmak için Anadolu'ya gönderiyorsunuz. Yanlış onu bir kılavuzla gönderir misiniz? Tabii çürük bir şeyle gönderir misiniz? Göndermezsiniz. Peki Samsun'a çıkış yapılan yer bu yer mi yoksa onu da yani tartışmalar var? Şimdi Samsun'a çıkış yapılan yer bu yıkılan otelin önünde heykeller var. Evet. İlk adım heykeli diye heykeller var. Orası değil. O yanlış. Asıl yer Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nun olduğu yer. Yani üzerine Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu yapılmış. Yani Kurtuluş İskelesi'nin şu an bulunduğu yer, yer değil. Daha değil. Ön tarafı diyorsun. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Yılmaz o zaman bu şeyi yaparken ben o zaman da kendilerine sizin bu konuda bilgi vermiştim. Evet. Şimdi bu Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nun olduğu yere panoramik müze yapılıyor. Şu anda. Tabii yapılacak o panoramik müze. Tam orası işte çıktığı yer. Şimdi yeni projede acaba orası birleştirilecek ve tam bir alan olacak. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın çıktığı alan iskeleyle bütünleşmiş olacak. O günkü koşullar el vermediği için iskeleyi yan tarafa yapmak zarureti doğmuş. Evet. Ve işte asıl çıktığı yeri de dediğim gibi bunu belirleyen kişi de kendisini Samsun'da karaya çıkaran kişilerden Kerim Reisoğlu İsmail Yurtsever. Bunu 1960 yıllarında belirliyor. O dönemde 1963 yılında yaşıyor kendisi ve gösteriyor yeri. Oraya Ünye'den bir taş getirtiyorlar ve taşı dikiyorlar. Burası diyor hakiki yeri. Ve yine Mustafa Kemal'i daha doğrusu karaya çıkaran kişi de Kerim Reisoğlu İsmail Hakkı Bey ile beraber ismi gelmedi aklıma. Olsun. Hatırlarsınız. Yok hatırlarım, muhakkak hatırlarım. Ben bu arada şeyi sorayım efendim. Bu Behçet Bey hayatını ne zaman kaybetti? Siz bu kaydı kızından hangi tarihte aldınız efendim? Ben 6 sene önce aldım. Behçet Bey'in ölüm tarihi hayat hikayesine bakmam lazım. Şimdi hatırlayamıyorum. Yalnız zannediyorum 70'li yıllarda falan vefat etmiş olacak diye düşünüyorum. Kaydı yaptığı sıralarda da torununun torunu yapıyor kaydı. Küçük bir kız çocuğu bunu yapan. Zaten soruları da dikkat ederseniz evet. Tam bilinçli olarak sormuyor. Çocukça sorular da yöneltmesine rağmen yine aynı şekilde cevaplar alıyoruz. Şunu da konuşalım. Buyurun. Peki efendim. Zamanımızı da daha etki kullanmak açısından söylüyorum. Aklınıza gelir hocam. Hiç dert etmeyin lütfen. Baki hocam. Şimdi, 19 Mayıs 1919 hilafetin, saltanatın kaldırılmasına kadar adım. Uzanan süreçlerinde başlangıcını doğru. Oluşturduğu Türkiye açısından çok önemli bir dönüm noktası. Bu konuyla ilgili de değerlendirmelerinizi almak istiyorum efendim. Evet. Sonrasında nasıl etkiler yaratmıştır? Evet. Şimdi şöyle Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktıktan sonra bu tabii bir ulusun tarihine yön vermiş. Bir bağımsızlık savaşı mücadelesine girişmiş. Hatta Mustafa Kemal'in 1881 yılında doğduğuyla ilişkin olarak İngiliz Kraliçesi'nin bir doğum günüyle ilgili Mustafa Kemal'i davet etmeleri olayı var. Bu davet etme olayında Mustafa Kemal'in doğum yerini soruyorlar. Mustafa Kemal diyor ki 1919 Samsun diyor. Evet. Nedenine gelince de Samsun'da bir ölüm kalım savaşına girişiyor. Evet. Bundan başarısız olarak ayrıldığı zaman gidecektir kellesi. Argo tabirle söylüyorum. O nedenle yeniden doğdum anlamında Samsun'u
Mustafa Kemal gerçekten çok seviyor ve Samsun'a sağlığı boyunca da gereken değeri veriyor. 4 kere geliyor Samsun'a. Birincisi bildiğimiz gibi 1919 yılında geliyor. 1924 yılında geliyor. Geldiği zaman Şahinzade konağında kalıyor. Bugünkü kültür, belediyeye bağlı kültür, sosyal daireler başkanının olduğu bina. O dönemde Şahinzade konağı olarak kalıyor, orada kalıyor. Daha sonra da... Havza'da termalde kalıyor galiba. O havza ayrı. Daha 28'de geliyor ve 30'da geliyor. 28 ve 30'da geldiği zaman kendi evinde kalıyor. Kendi evi derken şunu kastediyorum. Mantika Palası 1926 yılında Samsun halkı satın alıyor. Ve 1926 yılında Mustafa Kemal Paşa'ya gidiyorlar. Ankara'da anahtarını takdim ediyorlar. Neresi burası? Mantika Palas dediğimiz bugünkü Gazi Müzesi denilen yer. Şimdi Mantika Palas, Mustafa Kemal'in geldiği yanlış bir terimle devamlı Mantika Palas olarak geçiyor. Asıl Mantika, sahibinden dolayı Mantika. Burada yine ilk defa duyulan bir bilgiyi söyleyeceğim. Mantika'nın iki tane oteli var. Bir tanesi Grand Otel Mantika. Bugünkü belediyeye ait Vidinli Oteli'nin yan çaprazında kantar terazi tartım istasyonu mu bilemiyorum. Bir müdürlük var orada. O bina. Orası Grand Otel Mantika. Bir de bugünkü Gazi Müzesi'nin olduğu yer. Orası da daha ufak çapta hemen hemen ardi olarak kullanılan bir otel. Mustafa Kemal Mantika Palası'da kalıyor. Yani bugünkü Gazi Müzesi'nin olduğu yerde kalıyor. Bazı arkadaşları da otel küçük olduğu için sığmıyorlar. Karadeniz Oteli'nde kalıyorlar. 13 numaralı resmi girdiğimiz zaman Samsun Gazi Müzesi ya da Mantika Palası denilen yeri göreceğiz şimdi burada. Mantika Palas Oteli'ne baktığımız zaman bu otel demin de ifade ettiğim gibi 1902 yılında Borluoğlu Evgenios denilen, bu ilk defa benim tapu kayıtlarından çıkardığım bir kayıttır bu. Borluoğlu Evgenios tarafından 509 metrekare alan üzerine altında 4 tane mağazası bulunan mesken olarak yapılıyor. Rus tebaasından Jean Alexis burası. Bu oda, evet. Jean Alexis Mantika'da burayı otel olarak işletiyor. Binanın yapılış tarihi demin tekrar ediyorum resimle beraber 1902 yılı. Borluoğlu Evgenios denilen kişi ev olarak yapıyor bunu. Hmm. 1926 yılında demin de söyledim. Atatürk'e ev olarak hediye edilen yer burası mı efendim? Doğrudur. 1926 yılında Samsun'dan, Samsun halkı nasıl heykeli yaptırdıysa bu binayı da satın alıyor ve Mustafa Kemal Paşa'ya bir heyet oluşturarak gidiyor. Heyette Samsun valisi o dönem Fahri Bey var. Halk Fırkası'ndan Doktor Asım Bey var. Ömer Bey var Türk Ocağı'ndan. Ethem Veysi Bey var. Mustafa Kemal'e anahtarı teslim ediyorlar ve Mustafa Kemal son iki gelişinde yani 1900 ve 1928 ve 1930 yıllarında burada kalıyor. Demin göster diğer o şeyi de gösterelim. Fotoğrafı da gösterirsek hangisi, diğer fotoğraf da 14 numaralı fotoğrafa baktığımız zaman da burada da diğer arkadaşlarının kaldığını görüyoruz. Bakın şurada sağ tarafında, fotoğrafın sağ tarafında denize nazır bir otel var. 1, 2, 3 bir de çatı katı var. Orası Karadeniz Oteli. Bugün Ticaret ve Sanayi Odası'nın bulunduğu yer. O dönemde gelenlerin bir kısmı da arkadaşları da burada kalıyorlar. Bakın burada halen olan bir bina vardır. Havuzlu İsmail'in kahvesi denilen kahvedir orası. Bu bina günümüze kadar gelebilmiştir. Büyük caminin minarelerinden sonraki ikinci bina burası. Gündemde olduğu için söylüyorum, konuyu dağıtmayalım ama Samsun Kalesi de burada bitiyor deniz kenarında. Havuzlu İsmail'in kahvesinden Sultanahmet Meydanı'na doğru giriyor. Bu dönemdeki fotoğrafta da işte 19 Mayıs 1919'daki fotoğrafta da görüldüğü gibi Karadeniz Oteli'nde kalıyor gelenler. Diğer resimler de vardı efendim. İsterseniz onları da çok hızlı bir şekilde geçelim mi? Tabii anlatın. Resimlere baktığımız zaman Mustafa Kemal'in tekrar geriye dönmekte yarar var. Oraya döndüğümüz zaman
Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastığı zaman onu karşılayanlar var. Bu karşılayanlardan bir tanesi F7 numaralı resim olarak gösterilen resme girersek bu yan yalı Osman Atlı. Bu mu efendim? Evet. Hususi muhasebe müdürü, yani özel idare müdürü o dönemde. Mustafa Kemal'i mutasarrıf adına karşılayan kişi, mutasarrıf o dönemde karşılanmıyor. İstanbul yanlısı birisi zaten. Mustafa Kemal tarafından daha sonra görevden alınacaktır. Diğer resme geçtiğimiz zaman, karşılayanlardan 9. resme baktığımız zaman Kayıkçılar Ketudası Hacı Molla denilen bir kişidir bu. Bu da Mustafa Kemal'i karşılayanlardan birisi. Yine 8 numaralı resme baktığımız zaman da 8 numaralı resimde de Mustafa Kemal'i ilk defa karada karşılayan Boşnakzade Süleyman Bey. İl adına, Samsun adına kendisini karada hoş geldin diye karşılayan kişi. Milletvekilliği de yapmıştır daha sonra. Mustafa Kemal demin Behçet Adil Bey anlatırken söyledi. Bu İstanbul'dan ayrıldıkları sırada Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılırken Anadolu'ya geçişiyle ilgili olarak şunları söylüyor. Anadolu'ya geçmekteki maksadım Anadolu'nun ortasında Türk milletinin muazzam kütlesi içinde Türk milletinin yüksek seciyesine sarsılmaz azim ve imanına istinad etmek idi. Bundan başka hiçbir tedbirin memleket ve milletin derin yararına çare olamayacağına kat'i kanaati hasıl etmiştim diyor Anadolu'ya giderken. Evet. Yine Behçet Adil Bey'in anlattıklarından yola çıkarken Mustafa Kemal Paşa İnebolu'dan sonra Sinop'a geliyor. Sinop'ta hep tartışmalıdır bu gemiden indi mi inmedi mi diye. Mustafa Kemal gemiden iniyor, Sinop'a çıkıyor. Şöyle diyor Mustafa Kemal, sahili takip ede ve evvela Sinop'a geldik. Kasabaya çıktım. Yani Sinop'a çıktım. Oradakilerle görüşerek Samsun'a kolaylıkla gidilebilecek bir yol olup olmadığını sordum. Maalesef yokmuş diyor. Çok zorluk çekecek, günlerce yollarda kalacaktık. Bilmem neden Samsun'a bir an evvel ayak basmak için o kadar acele ediyordum. Zaman kaybetmekten tehlikeye göğüs germeyi tercih ettim. Tekrar diyor Bandırma vapuruna bindik diyor. Hatta o esnada oradaki insanların bir kısmı silah bile istedi. Tabii. Behçet Adil Bey'in anlatımından da var. Diyorlar ki Rum burada da, Rumlar bizi öldürüyor. Bize silah verin diyor. Evet. Bu da yani Behçet Adil Bey'in söyledikleri resmi tarihin bazı anlattıklarıyla birebir çakışıyor. Evet. Buradan Kerim Reisoğlu İsmail Samsun Yurtsever evet. Şeyden iskeleden kayığıyla açılıyor, gemiye çıkıyor, gemiye Mahmut Ekrem Bey'i götürüyor. Mahmut Ekrem Bey, kurmay binbaşı, Mustafa Kemal'e gemide ilk defa Samsun adına hoş geldin diyen kişi. Bu önemli bir tarihi ayrıntı. Daha sonra Anzavur ayaklanmaları sırasında feci şekilde öldürülmüş olan bir kişidir Mahmut Ekrem Bey. Şimdi bu karşılayan kişileri gördükten sonra sizin tekrar sorunuza dönersek. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı. Samsun'da ki Samsun'daki sürece sonra... tabii Samsun'daki sürece bakmakta yarar var. Çünkü Samsun'daki süreç önemli. Demin de ifade ettim. Burada kendisi İstanbul'dan gelmeden önce Samsun'daki örgütlenmeyi ya da Anadolu'daki örgütlenmeyi daha doğrusu kotarmaya çalışıyor. Evet. Bu örgütlenmelerden bir tanesi de Samsun'da. Samsun'a geldiği zaman Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü saat 8 sularında karaya ayak basıyor. Evet. O dönemde demin ifade ettim Fahri Bey var. Pardon, Fahri Bey değil, Mutasarrıf var o dönemde. Mutasarrıf Ethem Bey var. Mustafa Kemal Paşa Ethem Bey'i gelir gelmez görevinden azlediyor. Nedenine gelince de demin ifade ettim.
Kendisi İstanbul yanlısı olan bir kişi. Mustafa Kemal onunla bu işlerin kotorlanmayacağının bilincinde, o nedenle İbrahim Ethem Bey'i görevden alıyor ve kendisiyle beraber gelen Refet Bele'yi göreve getiriyor. Asıl Mustafa Kemal'i göreve getirmek istediği Dışişleri Bakanı'nın müsteşarlığı da yapan Hamit Kapanlı. Daha sonra yazışmalar oluyor İstanbul'la ve Mustafa Kemal'e geniş yetki verdikleri için bu atamayı gerçekleştiriyor ve Hamit Bey Deli Hamit olarak da geçiyor. Hamit Kapanlı Samsun mutasarrıfı oluyor. Bu 15 Mayıs 1919'da demin Behçet Bey de bahsetti. İzmir'in işgalini dedi, haber aldığımızda dedi, 20 Mayıs'ta dedi, çok üzüldük dedi. Mustafa Kemal İzmir'in işgali üzerine bir telgraf gönderiyor sadaret makamına. Çok önemli. Bakın telgrafın ara satırlarında şöyle bir söz var. Ne millet ne ordu varlığına karşı yapılan bu haksız tecavüzü sindirmeyecek ve kabul etmeyecektir. Bu ilk defa Anadolu'da bir bağımsızlık savaşının başlayacağının işareti. Bu sözler. Şimdi zamanında dediğim gibi efendim sonuna geldik ama Samsun'dan sonra ilk defa bir müddet sonra daha doğrusu içerisi çok dolu onları ilerleyen belki programlarda konuşabiliriz ama Amasya Genelgesi ile ilk defa kayıt altına alınıyor ve Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiş oluyor. İlk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsediliyor. Arkasından İstanbul hükümeti ilk kez yok sayılıyor. Türk milleti hem İstanbul'a hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağrılıyor. Üstü kapalı olarak heyeti temsiliyenin yani temsil kurulunun oluşturulmasından bahsediliyor burada Amasya Genelgesi'nde. Tabii Amasya Genelgesi'nin öncesinde 19 Mayıs 1919'da var, havza var. Onlardan da kavak var, havza var. Onlardan da bahsetmek lazım. Milletin şimdi, bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır oluşumu ilk defa burada netleştiriliyor. Evet. Bunlar çok önemli ve arkasından Cumhuriyet'in kurulmasına kadar giden süreçler de var ama bunun öncesinde 19 Mayıs aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak da anılıyor. Fakat burada Atatürk'ün genç olmaktan kastettiği şeyi iyi anlamak gerekiyor. Kafayla, kafa bakımından dinç olmak, beynin dinç olmak. Tabii. Türk milletini ileri götürecek olan ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olan genç fikirler demektir. Doğru. Sadece zaman açısından söylemiyor. Ben yine tabii yani yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği kastetmiş. En nihayetinde beni görmek demek, benim yüzümü görmek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız bu yeterince kafidir demiştir. Gerçekten bugün onun istediği gibi bir genç nesil var mı? Okuyan, bilgiyle hareket eden, bunun farkına varan. Bunlar tartışılır ama şunu anlamakta fayda var. 19 Mayıs 1919 gerçekten bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dönüm noktası oldu. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Siz de bize bugün katılarak bizi çok mutlu ettiniz sevgili hocam. Çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Buna benzer programları yine sizinle sık sık tekrarlamak isteriz. Dünya televizyonlarında ilk defa yayınlanan bir kayıttı bu. Tabip Yüzbaşı Behçet Adil'in kendi sesinden Bandırma yolculuğu, İstanbul'dan Samsun'a kadar gelen süreci anlattınız. Önemli tarihi noktalara parmak bastınız. Doğru bilinen yanlışlardan bahsettiniz daha. Yanlış bilinen doğrulardan bahsettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 19 Mayıs haftasındayız. Çok böyle kısaca birkaç cümleyle son değerlendirmenizi de alıp programı kapatalım sevgili hocam. Yani biliyorum Sinan süre Bey, yetmiyor evet, süre ama. Evet süre gerçekten yetmedi. Çünkü burada Kavak'ta Mustafa Kemal'in emrine giren bir Can Balatoğlu Çerkez Ekrem var. Samsun tarihinde bilinmeyen kahramanlardan birisidir. Evet. Kavak'ta Mustafa Kemal'in Akoğlu Yusuf'un evinde halka hitap etmesi var. Havza'da yine aynı şekilde Oymak Teşkilatı'nın kurulması ve bununla ilgili olarak bir takım çalışmaların yapılması, daha sonra sizin dediğiniz gibi Amasya gündeme gelecek, kongreler dönemi gelecek ve sonuçta meşale yakılacak. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen bir süre. Ne ekersen onu biçersin diye bir söz vardır.
bataklıktan sivrisinek ürer. Siz bataklıkları kurutmadığınız zaman sivrisinek üremeye devam eder. Kesinlikle. Of kötü fikirleri, yanlış fikirleri ortadan kaldırmadığınız, evet, sürece, kişilerin varlığını, kim olduğunu hiçbir önemi yok. Yoktur. Mi? Bunun için son söz olarak diyorum ki Samsun 19 Mayıs'tır. 19 Mayıs Samsun'dur. Kesinlikle unutulmaz ve unutturulamaz. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim katılımınızdan dolayı. Değerli izleyiciler, araştırmacı, tarihçi, yazar Baki Sarısakal konuğumuzdu. Çok keyifli bir sohbetti. 19 Mayıs 1919'un önemini 19 Mayıs haftasındayız. Masaya yatırmak istedik. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz efendim. Çarşamba günü Samsun'un nabzında ilk bölümde Avza Belediye Başkanı Murat İkiz olacak. Ardından da ikinci bölümde HDP milletvekili adayı konuğumuz olacak. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Mutlu günler diliyoruz efendim.